Torbada dün iki köpeğin zehirlenerek ölmesinin ardından bugün aynı mahallede bir köpek daha öldü. Zehirlenen köpeklerin ölüm nedenleri araştırılırken Hayvan Hakları Derneği suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti. Torba sitesinde dün iki köpeğin zehirlenerek ölmesinin sonrası bugün de iki köpek zehirlendi. Zehirlenme belirtilerinin aynı olması köpeklerin birileri tarafından zehirlenmiş olma ihtimalini güçlendiriyor. Zehirlenen iki köpeğinden birini kaybeden Fatma Öztürk, İki köpeği dışarı çıkardıklarını, dönüşte kusmaya başladıklarını, bunun üzerine de veterinere haber verdiklerini söyledi. Köpeğin tuvaleti geldi, tuvalete diyerekten gönderdik. Otelin oraya kadar gitti, dönüşte hayvan titriyordu, kusuyordu. Şüphelendik, doktor beyleri çağırdı. Olay sonrasında çağrılan veteriner hekim Rami Özer, dün akşam saatlerinde aynı yerde iki Doberman cinsi köpeğin zehirlenerek öldüğünü, bugün de aynı belirtilerle iki köpeğin daha zehirlendiğini söyledi. Köpeklerin zehirlenmesini tarımda kullanılan ilaçlara bağlayan Özer, belirtiler zirai ilaçların yarattığı etkilere benziyor. Bu ilaçlar insanlara da ciddi zararlar verebilir dedi. Şimdi dün ilk ihbar bize geldi. Dün akşam saatlerinde, bu saatlerde aynı komşularında iki bulut aşağıda iki tane Doberman köpek yavrusu zehirlendiği söylenildi. Belirtiler kusma, salivasyon, titreme, sinirsel refleksler. Maalesef herhangi bir müdahale yapılamadan vardığımızda ölmüşlerdi. Bugün bir iki saat önce yaklaşık aynı belirtilerle diğer iki köpek de görüldü. Aynı semptomlar görünüyor. Yapılan müdahalede bir tanesi iyi cevap verdi. Bir tanesi halen gördüğünüz gibi yaşam mücadelesi veriyor. Belirtilere bakılarak halk arasında tarım ilacı diye bilinen organofosforlu tarzda zehirlenme söz konusudur. Gerekli müdahaleleri yapıldı. Bu ilaçların kullanılması şimdi köpeklere yönelik görünüyor. Çünkü çok yakın mesafede bir zehirlenme ihtimali üzerinde duruyoruz. Ama bunun insanlara da aynı şekilde tehlikesi vardır. Yağmurla, herhangi başka bir şekilde insanlara da zehir geçebilir. Bir başka çevre sakini Burcu Contepe'de zehirlenen köpeklerden bazılarının daha önce hayvan barınağına götürülmek istendiğine dikkat çekerken, olayın köpeklerden rahatsız olan birileri tarafından yapılmış olabileceğini söyledi. Sokakta dolaştıkları ve ihtiyaçları sokakta giderdikleri için birkaç kişi rahatsız etmiş olabilir. Onlar dışarıya da sokağa da çıkmıyorlardı. Zehirlenmeleri evlerinin bahçelerinde olması. Evet. Ya onlar sesten dolayı rahatsız olmuş olabilir insanlar. Bunların da sokakta gezmelerinden dolayı. Ama bunlar hayvan, yani bunlarla biz beraber yaşıyoruz. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, yapılan olayın insanlık dışı olduğunu vurgularken, 5199 sayılı hayvan hakları yasası ile hapis cezası da dahil birçok yaptırımı olduğuna dikkat çekerken, Bodrum'da bu gibi olayların yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu aslında tamamen insanlık suçu. Bu hayvana karşı yapılmış bir şey değil. Aslında insanları birebir etkileyen bir şey. Bu kadar duyarlı bir belediye varken, bunca çalışan dernek ve veteriner hekimler varken bunların yaşanmasına ben Bodrum gibi yerde anlam veremiyorum. Bunun yaptırımı nedir? Kanuni yaptırımı? Bunun hem maddi hem hapse kadar giden cezası var. 5199 sayılı hayvan hakları yasasına göre cezası var. Eğer insanlar rahatsız bile oluyorlarsa şikayet mercileri var. Belediyeler var ki belediyemiz son derece duyarlı bu konuda. Dernekler var. Bunun çözümü bu değil.